Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu optik olacak. Konu anlatımı çalışacağımız teslim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım TYT fizik, aydınlanma, gölge, yansıma testi, 1. adım testi olacak. Sevgili arkadaşlar, ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda arkadaşlar 3 adım TYT fizik kitabının tamamını burada oynatma listesinde sırasıyla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu kitabımızda 15. ünit olarak geçiyor. 15, 16, 17 ve 18. üniteler arkadaşlar optik konusuna ayrılmış. Bu 15. ünitede aydınlanma, gölge, yansıma konusu irdelenmiş arkadaşlar. Ben daha fazla optikle ilgili soru çözmek istiyorum diyen arkadaşların 10. sınıf kazanım kavrama testleri, çalışma defteri, tekrar testleri, 4-4'lük konu pekiştirme testlerinin hepsini öneriyorum arkadaşlar. Tamamının kanalımda oynatma listeleri mevcuttur. Tamamı. Ayrıca TYT ile ilgili fizik çözmek istiyorum diyen arkadaşlar için de arkadaşlar bakın 9. sınıfın burada görmüş olduğunuz testleri ve 10. sınıfın tamamını öneriyorum. Hepsinin de arkadaşlar ben linklerini, kısa yollarını videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan kısaca ulaşabilirsiniz pratik şekilde sevgili arkadaşlar. Daha fazlasını isteyenler bakın TYT'de var, AYT'de var. Burada gördüğünüz tüm testlerin matematik ve fiziklerinin hepsi tamdır. Hepsi de oynatma listesinde sıralanmıştır. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken dilim döndüğünce konu anlatımında yardımcı olmaya çalışacağım her zaman olduğu gibi. Konumuz optik dedik. İlk olarak aydınlanma, gölge, yansımayı göreceğiz ki biliyorsunuz optik konusu sevgili arkadaşlar geniş bir mevzudur ki 4 ünitede ele alınmış. Birinci soru der ki, noktasal K ışık kaynağının yüzeyle, noktasal arkadaşlar bir noktadan çıkıyor. Yüzeyle, dikkat et buna, yüzeyle alfa açısı yaparak M noktasını şekildeki gibi aydınlatmaktadır. Noktasal K ışık kaynağının M noktasının çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddetini arttırmak için löp 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 işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir diyor sevgili arkadaşlar. Tek başına yapsak işimiz görülür mü acaba? Şimdi arkadaşlar ışık şiddeti, aydınlanma şiddeti, ışık akısı gibi terimler var. Bunların neler olduğunu soruların her birinde ayrı ayrı işleyeceğiz. Öncelikle aydınlanma şiddeti dediği için aydınlanma şiddetini yazıyorum. Aydınlanma şiddeti I bölü D kare çarpı kosinüs, burada alfa dediği için gelin biz buna beta diyelim arkadaşlar. Niye beta dedim de alfa demedim? Çünkü sevgili arkadaşlar, bu arkadaş normalde dik geldiğinde şöyle yazarız. Bak ışık dik geldiğinde I bölü D kare yazarız. İşte arkadaşlar tam 90 dereceyle geldiğinde, dik geldiğinde 90 olduğu için kosinüs 90 değeri 1 olduğu için genelde ihmal ederiz, yazmayız. Ama sen bunu kosinüs beta olarak al. Beta ne hocam? Burada alfa var. Sevgili arkadaşlar beta, hatırlar mısın ben sana dalgalar konusunda da hep normalle yapılan açıya bak dedim. Gelen açı budur arkadaşlar. Geliş açısı bakın bu normal. Yüzeye dik olan doğrudur. Hop, bu doğrultudur. Bununla yaptığı, normalle yaptığı açıdır. Biz buna beta deriz. İşte arkadaşlar buna baktığımda beta açısı bu. Ben bununla ilgileniyorum. Şimdi buna göre değerlendireceğim. Dik gelseydi dediğimiz gibi direkt I bölü D kare. Çünkü kosinüs beta 1'dir. Normalle yaptığı açı. Şimdi değerleri okuduğumuzda arkadaşlar ifadeleri daha detayına gireceğiz. Diyor ki alfa açısını arttırmak. Ya ben bu alfa açısını nasıl arttırabilirim? K ışık kaynağını aşağıya doğru indirebilirim değil mi? D'yi bozmadan. Bakın şöyle geldiğinde burada alfa artar. Alfa artarsa sevgili arkadaşlar dolayısıyla beta açısı da düşer. Şimdi normalde sen şöyle mantıken düşünürsün. Ya bu ışık yüzeye ne kadar dik geliyorsa o kadar daha aydınlanma şiddeti artar. Bunu kafanda tut. Ya da matematiksel olarak söylersen sevgili arkadaşım 11. sınıftaki trigonometriden de hatırlarsan kosinüs değeri arkadaşlar 0 ile 90 derece arasında 0'a doğru artar. 90'a doğru gittiğinde de azalır. Yani şu beta ne kadar az ise, ne kadar küçük ise sıfıra yaklaştıkça 1'e yaklaşır. Böyle de düşünebilirsin. Ama ben ya trigonometri ne uğraşacağım arkadaş dersen de bak ne kadar dik geliyor ise, dike ne kadar yakınsa aydınlanma şiddetin o kadar artar. Konu kapanmıştır. Yani alfa açısını arttırmak beta açısını düşürmek anlamına gelir ki aynı zamanda daha dik gelir. Ya ışık kaynağını böyle düşürürsün ya da sevgili arkadaşım bak bu perdeyi, perde miydi artık neyse,
çerçeve. Hop, şurada parmağımı M noktası düşün. Perdeyi yukarı doğru kaldırırsan yine alfa açısı artar. Değil mi? M noktasını buraya aldığında alfa artar. Hop, normalle yapılan bu beta düşer. Baya baya dil döktük. Değdi artık. Alfayı arttırmayı kabul ettik. Arttırmak demek, betayı düşürmek demek, bunun bire yaklaşması demek, değer artar. Işık kaynağının şiddetini arttırmak, sevgili arkadaşlar, zaten yine formülden de söyleyebilirim, bağıntıdan da söyleyebilirim. Tabii ki ışık şiddetini arttırırsam burada aydınlanma şiddeti de artar. Zaten bağıntıya baktığımda I artar ise E zaten artar. Konu kapanmıştır. D uzaklığını azaltmak. Yine bak, mantıken düşündüğünde hiç formül mormül bilmesen, tabii ki ne kadar elindeki feneri ne kadar yaklaştırırsan o kadar aydınlanma şiddeti artar, değil mi arkadaşlar? Bağıntıya bak. Bu değer arkadaşlar, azaltırsan bu değer ne olur? Düşer. Ters orantılı artar. İster matematiksel olarak söyle, gör ya da düşün. Yine aynı neticeleri bulursun. Ancak benim sana her zaman önerim, matematiksel ifadelerle de destekle. Evet, düşün, eyvallah, tamam dedin, ama matematiksel ifadeyle de arkadaşlar desteklemek her zaman yeğdir. Çünkü ben genelde matematiksel ifade yazmadan yapmaya çalıştığımda çok aldanıyorum. Fizik seni öyle aldatır. Matematiksel ifade üzerinden de düşünceni desteklemek, kanıtlamak en doğrusudur. 1, 2, 3 diyore. E şıkkını işaretliyor oraya. 2 numarayla geldik. Bak, 2 numarada çok basit arkadaşlar. Şöyle ki, hiç formül bile yazmayacaksın neredeyse. Ya da hesaplama yapmayacaksın. Özdeş ışık kaynakları ile oluşturulan, bak, özdeş ışık kaynakları. Sistemlerde şekil 1K, şekil 1'de K noktası çevresinde aydınlanma şiddeti EK. Şekil 2'de L noktasındaki EL. Üçüncüde de M noktasındaki EM'ymiş arkadaşlar. EK, EL, EM. Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Buna göre EK, E ile EM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Ne dedik şimdi az önce? E eşittir I bölü aydınlanma şiddeti bölü mesafenin karesi çarpı kosinüs beta, ki bu arkadaşlar normalle yapılan açı, bak. Normalle yapılan açı. Aslında benim uzun uzun normalle yapılan açı bile dememe gerek yok. Gelme açısı da diyebilirim arkadaşlar. Bundan sonra geliş açısı, gelme açısı dedik mi normalle yapılan açı olduğunu bileceğiz, ki ben sana dalgalar konusunda da bunu söylemiştim. Evet, şimdi baktığımızda arkadaşlar şu iki arkadaşa bak, K ile L'yi hemen kıyaslasan. I'ları eşit, I'lar eşit, aynı. Dik geliyor ikisinin de, açılar da eşit, aynı. Şimdi D'ye bakacağım, hangisinin D'si küçük ise onun şiddeti daha fazla. Ki birinci soruda da konuştuğumuz gibi. Bak, bu arkadaş daha yakın, bu arkadaş daha uzak. Hepsine D, D, D desen bu arkadaş 4D uzaklıkta. D, 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 D desen bu 5D uzaklıkta. Yani bu durumda arkadaşlar E, L'nin hop E, K'dan büyük olduğunu çok açık ve seçik görürsün. Tamam. Bak, hiç hesap bile kitap bile yapmayacağım. 5D falan filan demene de gerek yok. Çünkü neden? Şimdi de bak, K ile M'yi kıyaslarsam sevgili arkadaşlar, şu mesafeye bak. Şu mesafe bir kere şu 5D'den daha fazla, değil mi? Şuraya ne diyelim? DM diyelim. DM uzaklığı arkadaşlar 5D'den daha büyük olduğu için Pisagor'unu yapacağım. Çünkü şurası 5D, burası 2D. Hiç Pisagor olayına bile girmene gerek yok. DM 5D'den büyük mü? Büyük. O zaman buradaki aydınlanma şiddeti buradakinden daha büyüktür. Yani EK büyüktür. EM'yi de söylersin gönül rahatlığıyla. Bak, EK EL'ye yenilmişti. EK da EM'den büyüktür. Konu kapanmıştır. Hatta ve hatta üzerine bir de bunun kosinüs betası gelecek. Değil mi? Çarpı kosinüs beta. Bu da birden küçük bir değer. Daha da küçülecek. Hem D'den dolayı küçülecek, hem de yaptığı açıdan dolayı arkadaşlar. LKM. Neredesin? LKM. C şıkkındasın. Konu tatlıya bağlanmıştır. Geldim üçüncü soruya. Üçüncü soruda arkadaşlar çok uzun böyle debelenmene de gerek yok. Ortalığı cayır cayır çizmene de gerek yok. Tane tane bir bakalım. Diyor ki K ışık kaynağı ve L engeli. Işık kaynağı L.
Oluşturulan şekil 1'deki düzenekte engelin arkasından ışık kaynağına bakan gözlemci, yani gözlemci şuradan bakıyor. X, Y, U, T, Z'lerden birinden bakıyor. Kaynağını şekil 2'deki gibi görmektedir. Yani ışık kaynağını derken. Bu şekil görmüş. Buna göre gözlemci X, Y, Z, T, U noktalarından hangisinde olabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar, sağ olsun bizim için çizgiler de çizilmiş. En güzel X ve Y'ye önceden bakmak. Çünkü neden? Biz gözlemcinin gözünden iki tane ışın gönderiyorduk. Bak, X'in ve Y'nin hazır engelin kenarlarına gönderilmiş. Arkadaşlar, X'e baktığında, bak X'ten bakacak olursan, şuradan gidiyorsun, buradan gidiyorsun, ışık kaynağını asla göremezsin. Yani senin göreceğin şey hop şu L topu olur. Değil mi sevgili arkadaşlar? X'ten bakarsan böyle görürsün. Y'den bakarsan da bak dikkat et, yine iki ışın gelmiş, sınırlardan geçmiş. Ben buradan baktığımda da ışık kaynağını göremiyorum. Yine sevgili arkadaşlar, Y'den baktığımda da sadece L engelini görürüm. Anlaştık. Güzel. X ve Y'yi eledik. Harika. U'ya bir bakalım arkadaşlar. U'ya baktığımızda, şimdi U'ya bakalım, gel. O tam buradan denk gelmiş. İşte şey göstermiyor. T'ye bakalım ya. Z'ye bakalım, Z'ye. Z'nin en azından bir ışığı var. Z'ye bakalım. Hop. Bu buradan göndermiş. Bir de buradan gönderiyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar bak, ışık kaynağın senin şurada. Işık kaynağı burada ya. Sen buradan geldiğinde engel de bu ışığın bak şurasında yer alır. Yani şöyle bir yerde yer alır arkadaşlar. L buradadır. Işık kaynağı da buradadır. Nereden baktık? Z dedik değil mi? Z'den baktığımızda da böyle bir şey görürüz. Gelelim T'ye. T'den de çünkü bir tane ışık çizilmiş. Bak Z'nin tam tersi. Buradan gelmiş. Şurayı gölgelemiş. Tam buradan bir tane daha geldiğinde... Bak sevgili arkadaşım, şu engel burada bir gölge oluşturur. Şurada bir gölge oluşturur. Bu arada sevgili arkadaşlar, biz buradan bakıyoruz. Buradan bakışı şu an çiziyorum, tamam mı? Bu yandan baktığında böyle görmezsin. Buraya çizişim bu şekilde. Yani burada da göreceğim şey şöyle bir şey olur arkadaşlar. Bu da T'den bakıştır ki bak çok benzedi. Şu benim ışıklı, şu da L parçası. T'yi hiç gözünü kırpmadan işaretlersin. U neden değil, ona bakalım. U'dan baktığımızda arkadaşlar hop şu şekil, hop bu şekil gördüğümüzde burada bayağı şey görürsün. Burada da sevgili arkadaşlar, önce ışık kaynağı şöyle olur. Bak L'nin gölgesi hem biraz buraya düşer hem de dışarıya düşer. Şöyle bir şey görürsün. Anlaştık. Harika. Buna en çok benzeyen T olduğu için konuyu kapattık. Gelelim 4 numara ile devam edelim. Bu da yine biraz uğraştırıcı bir çizim arkadaşlar. Olsun, uğraşalım. İşimiz ne değil mi? Öğrenciyiz. Bakacağız. Ama öğreneceğiz tabii. Baka baka öğreneceğiz. Saydam olmayan özdeş küresel X, Y cisimlerin noktasal K1 ve K2 ışık kaynaklarından yeterince büyük bir perdenin önüne yerleştiriliyor. Yeterince büyükmüş bu. Yeterince büyük çizelim. Işık kaynağı opak cisimler, saydam olmayan. Buna göre perde üzerinde oluşan gölgenin şekli hangisidir? Opak dediğimiz saydam olmayan arkadaşlar. Güzel. Öncelikle ben böyle durumlarda şunu yapıyorum arkadaşlar. Yakın olandan şöyle bir şey çizelim. Bak bizim için çizmiş zaten. K2'den burayı çizmiş, burayı çizmiş. Sevgili arkadaşlar, dediğim üzere hatta gel buraya perdeyi çizelim. Ya da burada yapalım ya, direkt üzerinde. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada çizeceğim şekil hop şuradan. Yani buradan bakış, tamam mı? Şöyle çizeceğim ya. Sen normalde yandan baktığında bunu göremez. Ama buradan bakışı çiziyorum şimdi buraya. Soldan diyelim. Soldan bakış. Soldan bakışı şimdi buraya çiziyorum. Bak bu arkadaş buraya baktığında burada bir gölgesini görür değil mi bu arkadaşın? Güzel. Şöyle bir gölge görür. Sevgili arkadaşlar, niye böyle biraz oval çizdim? Çünkü tam merkezden dik gelmiyor. Bu arkadaşın şu merkezlerini çakıştırdığımda normale eğimli geldiği için tam bir dairesel görüntü olmaz. Şöyle eliptik bir görüntü. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu bir tam gölge değil mi? Bak K2'ye bakıyorum. Sadece K2'ye baktığımda. Tamam, güzel. Sadece bunlar varken. Bakalım bu gölgeye sevgili arkadaşlar, sevgili K1'in bir etkisi var mı? Olmaz mı? Arkadaşlar bak, K1 geldi. Şimdi şuradan gönderdiğimde bu arkadaş buraları aydınlatıyor. Şuralar aydınlandı. Ama
Şuraları bir dakika ya. Burayı da aydınlatamaz. Buralar hep gölge gölge. Arkadaşlar Y için gönderdim de K1 için. Bak ne oluyor? Burada bu arkadaş gölge oluşturuyor. Nasıl oluyor? İki gölge üst üste bilince ne oluyor arkadaşlar? Tam gölge. Tam gölge oluşuyor. Daha önce K2'den dolayı Y'nin oluşturduğu bu gölgeyi arkadaşlar, tam gölgeyi, K1 ışığı burada aydınlattığı için sevgili arkadaşlar artık burada yarı gölge olmuş oluyor. Tamam. Çok güzel. Hangisidir demiş. Hangisi olabilir dese daha iyiydi. Hatta bak burada dairesel çizmiş. Doğrusu bence oval çizmeliydi. Yani öyle söyleyeyim ben size. Tamam. Güzel. Peki sevgili arkadaşlar bu öyle olduktan sonra şimdi bak şu arkadaş zaten buralar. Şimdi şu saatten sonra buralar hep aydınlık. Bak şuralar aydınlık. Bu arkadaş burayı aydınlatıyor. Bu arkadaş da aydınlatıyor. Buralarda hiçbir gölge yok. Başka nerede var? Yeterince uzun dediydin madem. Bak K1 geldi. Burada gölgesi var. Şu arkadaşı da getirirsen. Şurada da K1'in yine bir gölgesi var arkadaşlar. Şöyle K1 gölge oluşturdu. Güzel. Ama sevgili arkadaşlar dikkat edersen K1'in burada bir gölgesi varken tam gölge olmaya namzetken K2 geldi buraları ne yaptı? Aydınlattı. K2 burayı aydınlattığı için K1'in gölgesinden dolayı arkadaşlar burası da yarı gölge oldu. Şuralar yarı gölge, şu arkadaş tam gölge olur. Yani şu şekli veren bana arkadaşlar hop tam güzel çizmemiş. C şıkkı olacak doğru cevap. Şöyle şu olmalı. C'yi işaretlemeliyim. Ama dediğim gibi arkadaşlar doğrusunun şöyle olması lazımdı. Tamam. Şurada çizeyim. Zaten bir daha niye çiziyorum ki? Çünkü dik gelmiyor. Merkezleri normalle dik gelseydi ki oradan şöyle bir şey olacak. Nerede? Ha bak eliptiktir diyor. 7. soruda konuşacağız benzerini. Tamam mı? 7. soruda konuşup burada olmazsa olmaz. Hocam şu A şıkkı da biraz benziyor derseniz arkadaşlar bakın K1'in ışını tam burada geldiği için K2 ile bu ışınlar çakıştığı için burada bir boşluk oluşmaz. Böyle olması lazım. Evet C'yi işaretledik. 5 ile devam ettik. 5. soru gelsin. 5. soru şöyle söyler. Özdeş saydam olmayan cisimler noktasal ışık kaynakları ve perde şekil 1'deki KLM öz düzenekleri kuruluyor. Buna göre hangi düzenekler kullanılırsa şekil 2'deki gibi gölge oluşur. Evet, bunlardan hangisi? Tane tane yapalım arkadaşlar. Evet, tane tane yapacağız. K düzeneğine bakalım. Öncelikle öndekinden gönderiyorum. Hop, gönderdim. Gönderdim. Arkadaşlar burada hop, tam da çok fazla eliptik olmayan bir gölgem oluştu değil mi? Öncelikle tedbirli çizelim. Tam gölge gibi çizmeyelim. Çünkü I burayı aydınlatırsa burası yarı gölge olacak. Tamam. Var mı başka? Yok. Arkadaşlar şimdi şu birinci, şu arkadakinden bakalım. Arkadaki burayı gönderdim. Şurayı da gönderdim. Ne oluyor? Burada bu arkadaşın gölgesi var. Gölgesi. Ama I burayı aydınlattığı için buralar yarı gölge. Tamam. Yarı gölgeyi çizdim. Şurası tam gölge şu an için. I burayı bakalım aydınlatacak mı? Sevgili arkadaşlar, şu arkadaki I'yı gönderdiğimde bak şuraya geldi. Buradan gönderdiğimde bak burası tam gölge oldu. Çünkü burayı ne şu birinci ışık kaynağı ne de ikinci ışık kaynağı aydınlatabiliyor. İkisi de göremediği için burası tam gölge. Şu kısmı arkadaşlar arkadaki görüyor. Bu göremiyor. O yüzden yarım gölge. Burayı da arkadaşlar bu göremiyor. Bu görüyor. O yüzden yarım gölge. Buna benziyor mu? Hayır, benzemiyor. Olmadı. Şimdi geldim buraya. Yine öndekinden başlıyorum. Gönderdim. Gönderdim. Hop. Tam gölge olmaya aday. Şimdi şöyle bir dursun. Tedbirli çizelim. Arkadaşlar şu arkadaşı gönderiyorum. Gönderdim. Gönderdim. Bak burayı şu arkadaş gölge yaptı. Ama dikkat edersin şu öndeki burayı aydınlattığı için buralar yarı gölge. Güzel. Şöyle saydam. Yarı gölge oldu. Yani yarı saydam. Gölge oldu. Yarı gölge. Aman saydamı unut. Saydam lafı değil. Arkadaşlar şimdi şu bölgeye baktığımda da bunu şimdi gönderiyorum. Gönderdim. Bak burayı aydınlattım. Ama şurayı aydınlatamadım. Burada şöyle bir gölgem oluşur arkadaşlar.
Tam gölge. Bak tam gölgede ne bu arkadaş ne de bu arkadaş görüyor burayı. O yüzden tam gölge. Ama burayı bu arkadaş göremiyor, bu arkadaş görüyor. Yarım gölge. Bu bölgeyi de arkadaşlar şu arkadaş göremiyor ama bu arkadaş bu bölgeleri görüyor. Benziyor mu? Evet benziyor. Fena değil. L'yi işaret edelim. K hayır dedik. Burada Allah'tan bir tane var arkadaşlar. Hemen gönder. Hop gönderdim. Gönderdim. Bak burada artık burası tam gölge. Gönül rahatlığıyla tam gölge çizebilirim. Neden? Çünkü başka burayı görebilecek bir ışık kaynağım yok. Burayı da gönderdim. Oo tamam burası da gölgelendi. İki tane tam gölge var arkadaşlar. Tamam. Yarı gölge olmasının sebebi, bak aklında da öyle olsun. Yarı gölge olmasının sebebi önce tam gölge oluyor. Sonra üzerine başka bir ışık kaynağı düştüğünde orası yarı gölgeye dönüşüyor. Yarı gölgeden tam gölgeye dönüşmüyor. Tamam mı? Tam gölgeden yarı gölgeye dönüşüyor. İnşallah bunu anlamışızdır. Çarpı. Demek ki L arkadaşlar. Yalnız L diyor. Polemiklere takılmadan. Hop sıradaki 6. soruyla geçiyorum. Gayet güzel mantıklı bir soru. Hızlıca okuyorum. Seralar bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacıyla çevre şartlarını kontrol ve çevre düzenlenebilen cam, plastik ve fiberglass gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yapılardır. Önce yapı yapılır arkadaşlar. Çatısı etrafı hep cam, plastik, fiberglassla örtülür. Seralarda domates yetiştirmek için ihtiyaç duyulan ışık şiddeti çok fazla iken mantar yetiştirmek için gereken ışık şiddeti çok azdır. Bu bilgilerden yararlanan öğrenciler sera düzenlemelerini hazırlıyor. Mantar dikkat edersen hep böyle kapalı ormanlarda olur, ışık görmeyen yerlerde. Oradan da düşünebilirsin. Hazırlanan seraların üstünü kapatmak isteyen öğrenciler uygun malzemeyi bulmak için X, Y, Z saydam malzemelerine ayrı ayrı belirli ışık şiddetlerini ışık düşürüyorlar. Saydam maddelerden geçen ışığın şiddeti fotometreleri ölçünde tablodaki değerler elde ediliyor. Buna göre löp löp löp. Arkadaşlar yukarıdakinin özetini yapıyorum. Domates çok ışık istiyor. Mantar az ışık. Tamam mı? I'sını yüksek istiyor. Bu da I'sını az geçiyor. İstediği anladı. Anlaştık. Tamam. Aşağıya çektim. Buna göre okuyalım. Domates fidesi yetiştirmek istenen seranın üzerini kaplamak için en uygun madde Y maddesidir. Arkadaşlar bakıyorum. Aa öğretmenim hayır Y'yi değil ben şeyi alırım. Şunu çünkü 200. Arkadaşlar olaya öyle bakmayacağız. Çünkü gelen ışık şiddetine göre yüzdelere bakmış. Çünkü burada bak deney yaparken burada 250, burada 100, burada 150 göndermiş. Yani eşit davranmış. Ben bunu eşitlemek için neye bakacağım? Yüzdelere bakacağım. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar bu arkadaşın 5'te 4'ü. 4 bölü 5'i. Ya da bir başka deyişle %80'i geçmiş. Bu arkadaşın da bakın 90, %90'ı zaten gözüküyor %90. Ya da 10'da 9 %90'ı çok güzel. Bu arkadaşın da arkadaşlar bayağı az. Hatta nasıl hesaplayayım %20 ile 30 arası bir şey geçmiş. %20-30. Bak 150 göndermişin 40'ı geçmiş. Ya da bunların hepsini belli bir yerde toplayabilirdin. Mesela 4 ile 10 ile 6 ile çarpsan hani 1000'e doğru ya da okekleriyle ama okekleriyle çarpmaya çalışsan sıkıntı. En geçirken Y arkadaşlar. Yani aynı ışık geldiğinde X, Y, Z'den en çok geçen ışık Y'den olur. Ki zaten domates çok ışık istemiyor muydu? Evet. Demek ki Y maddesi doğruymuş arkadaşlar domates için. Mantar yetiştirmek istenen serinin üzerine kaplamak için de en uygun Z'dir. Mümkün olduğunca az geçirsin. Bak bu çok cimri. 150 gelmiş 40'ını geçirmiş. Demek ki Z'yi mantar için kullanabilirim arkadaşlar. Tamam. Sakın bu 290-40'lar seni aldatmasın. Yüzdesine bakacağız. Deney yaparken ben bunları kullanmışım ama güneş aynı güneş olacak. Güneş geldiğinde buraya hepsi aynı gelecek. Yüzdesine bakarım ben. Konu kapanmıştır. X maddesi Y maddesine göre daha saydam bir maddedir. Hayır arkadaşlar bak %90 geçirken daha saydam. Bu %80 geçirmiş. Y X'ten daha saydamdır. Çarpı 7. 1 ve 2 diyor E. C'yi işaretliyor E. Sonra da geçiyorum 7'ye. Ah bak buyur 7. Noktasal ışık kaynakları kullanarak saydam olmayan küresel cisimlerin perde üzerinde gölgeleri oluşturuluyor. Buna göre löp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakıyoruz arkadaşlar tam gölge, yarı gölge.
O yüzden çalışmamızı yapıyoruz. Bak tek ışık kaynağı Allah razı olsun. Hop gönderdim. Hop gönderdim. Ne oldu arkadaşlar? Bak burada gölge oluştu. Hem de hatta dikkat et bak normaliyle çakışıyor. Bunu nerede konuştum ben sana? Biraz ukalalık yaparcasına. Dördüncü soruda konuşmuştum. Arkadaşlar dördüncü soruyu neden doğru söylediğimin kanıtı burada olacak. Normalle dik geldiği için burada tam bir gölge oluşuyor. Ve arkadaşlar yuvarlak bir şekil oluyor. Anlaştık. Güzel. Tek ışık kaynağı varsa zaten tam gölge olur. Yarı gölge olmasının sebebi ikinci bir ışık kaynağı. Bak bu arkadaşı gönderdim. Gitti. Gitti. Arkadaşlar bak normaliyle dik gitmediği için burada bu arkadaş şöyle eliptik bir gölge oluşturur. Bak önce gölge oluşturur, temkinli davran. Neden? Bak daha sonra bu burada tam gölge oluşturmak istiyor. Tam gölge. Hop bu ışık geldi. Bunu ne yapar? Yarı gölge yapar arkadaşlar. Yarım gölge. Aynı şekilde bu arkadaş gelir şuraya. Gene eliptik olur arkadaşlar. Eliptik olmasının sebebi de ne? Normalle dik gelmiyor. Yarım geliyor. Zaten öyle olur değil mi? Bak duvara bir top tutun elinizde, bir portakal tutun, kaydırın. Bu eliptik yörüngeyi görürsün arkadaşım, eliptik olduğunu. Şimdi bak bu yok iken bu arkadaş burada tam gölge yapar. Ama bu gelir burayı aydınlatarak bu tam gölgeyi yarı gölge yapar. Konu kapanmıştır. Okuyalım. Şekil 1'de perde üzerinde tam gölge oluşmuştur. Kesinlikle doğru. Şekil 2'deki perde üzerinde yarı gölge oluşmuştur. Evet. Bundan dolayı burası tam gölgeyken bu arkadaş bunu yarım gölge yapar. Bu arkadaştan dolayı kaynak 1, kaynak 2 olsun. Kaynak 1'den dolayı burası tam gölgeyken kaynak 2 gelir bunun üzerine aydınlatır ve burayı yarım gölge haline getirir. Doğrudur. Şekil 2'deki gölgeler eliptiktir. Sabahtan beri zaten dilimizde tüy bitti bunu söylemekten. Çünkü normale dik gelmiyor. Bak şuradan merkezlerinden geç. Bu arkadaşın normali burasıdır. Bir açı var. O yüzden eliptik olur arkadaşlar. 1, 2, 3 der. E'yi de işaretlerim. Geldim 8. soruya. Işık şiddetleri eşit olan noktada ışık kaynakları KLM yarım, KL yarım ve M küresinin KL yarım ve tam M küresi merkezlerindeki şekilde gibi yerleştirilir. Işık şiddetleri eşit arkadaşlar. Güzel. Buna göre noktasal ışık kaynaklarının yüzeylerde oluşturdukları ışık akıları phi k, phi l, phi m aşağıdaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar phi neydi? 4 pi i dedi. Şimdi bak bu bağıntıyı da bilerek, şimdi ben bu bağıntıyla çözeceğim. Daha sonra da çok mantıklı bir açıklama yapacağım sana. Sevgili arkadaşlar şuraya bak. Bu arkadaşta hiç d yani yarı çapa bağlılık görüyor musun? Hayır. Yarı çapa bağlı değildir arkadaşlar. Hepsinin de ışık şiddeti I, I, I. 4B, 4B tamam. Arkadaşlar buradaki benim aydınlanma şiddetim fi kadar ise şuralarda da dikkat edersen yarım olduğu için bunu hep ikiye bölmem lazım. Burada 4B, I kadar iken burada da 4B, I bölü 2 çünkü yarım. 4B, I bölü 2 yarım. Yani ne oluyor arkadaşlar bu durumda? Fi k ile fi ile eşit oluyor. Yarısı yarım küre yarım küre. Hop fi m de arkadaşlar bu iki arkadaştan daha büyük oluyor. Tamam. Şimdi bak kafamda ben bunu nasıl modellerim sana söyleyeyim. Arkadaşlar ışık şiddeti dediğin zaten kaynağın enerjisiyle alakalı. Bu enerjiyi de nasıl kodlayalım kafamızda şöyle. Arkadaşlar ışık kaynağı fotonlar gönderir. Foton. Hepsi aynı olduğu için de ki bu arkadaş 1000 tane foton gönderiyor. Bak foton nereye gönderiyor? 4 bir yana. Lafın gelişi 4 bir yana. 360 derece her yöne gönderiyor arkadaşlar. Her yöne sonsuz yöne gönderiyor değil mi? Sana doğru geliyor. Sayfanın içine doğru gidiyor. 3 boyutlu düşün. Her yere gidiyor. Bak burada gönderdiğin 1000 fotonun hepsi de şu yüzeylere çarpıyor değil mi arkadaşlar? Güzel. İşte bu yüzeydeki ışık akısını 1000 fotonun hepsini de alıyor. Şimdi burada bu yarımlara geldiğinde bak 1000 tane fotonu gönderdin. Arkadaşlar bunun yarısı heba oldu. Heba olmadı da boşluğa gitti. Bu sevgili yarım küre bunun yarısını alır. Yani 500 tane fotonunu alır. E bu da aynısını yapar. 500 tane foton. Bunun D ile hiçbir alakası yoktur yarı çapla. Yarısı boşluğa gider.
Bak değil mi? Boşluğa yarısını da bu küre alır arkadaşlar. Yani 500'ün. Neden ikiye böldüğümüzün açıklaması budur. Eğer 60 derecelik bir şey olsaydı 6'da 1'i yapıyorduk değil mi? 60 bölü 360 6'da 1'ini alırdı gibi düşün. Konuyu tatlıya bağladığımızı düşünüyorum. Fi m en büyük, k ile l birbirine eşit, c'yi işaretlerim güle oynaya. Anlaştık mı arkadaşlar? Harika. Evet, testi bitirirken şu testleri tekrar hatırlatıyorum. 9. sınıf ve 10. sınıf burada görmüş olduğunuz tüm kitapların arkadaşlar hem matematik hem fizikleri kanalımda mevcut oynatma listeleri şeklinde sırasıyla. Nerede bulacaksın? Videonun açıklamalar kısmında linkleri var. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.